Hiç düşündünüz mü? Gökyüzündeki bir asteroidin hareketiyle kalbinizin atışları arasında bir bağlantı olabilir mi? Kaos teorisi bu tür sırların peşine düşen bir bilim dalıdır. Görünüşte düzensiz ve karmaşık görünen sistemlerin aslında derin bir düzenin parçası olabileceğini keşfetmeye çalışır. Bu teori hayatın sürprizlerle dolu anlarına ışık tutar. Hava durumu tahmininin bir anda değişmesi veya yeni yürümeye başlayan bir çocuğun her adımında yaşadığınız belirsizlikler, kaos teorisinin dünya üzerindeki yansımasıdır. Bu teori, kaotik sistemlerin içindeki gizli düzeni açığa çıkaran matematiksel bir anahtar gibi çalışır. Modern matematiğin bu büyüleyici ve resimsel alanına hoş geldiniz. Burada kaosun derinliklerinde dolaşırken, evrenin karmaşıklığını ve düzenin kaos içindeki zarif güzelliğini keşfetmeye başlayacağız. Bu yolculuk, vizyonunuza yeni ufuklar açacak ve bilimin gizemli dünyasında sizi derin düşüncelere yönlendirecek. Pierre Laplace, 19. yüzyılda evrenin her bir parçasının konumlarını ve hızlarını tam olarak bilse, geleceği kusursuz biçimde tahmin edebileceğimizi öne sürmüştü. Laplace'ın bu vizyonu, hava tahminlerinden gezegenlerin yörüngelerine kadar her şeyi mükemmel bir doğrulukla öngörebileceğimizi düşünüyordu. Isaac Newton ise fiziği, evreni saat gibi işleyen kurallar çerçevesinde anlatmıştı. Ancak kaos teorisi, en sıkı kuralların ve en mükemmel bilgilerin bile öngörülemeyen sonuçlara yol açabileceğini kanıtlamıştır. Kaotik bir dünyada neyin geleceğini kesin olarak bilmek imkansızdır. Olaylar rastgele ve sürprizlerle doludur. Ancak burada önemli bir nokta vardır. Kaos ve rastgelelik aynı şey değildir. Kaos, rastgelelikle tahmin edilebilirlik arasında bir denge kurar. Kaos teorisinin kalbinde düzen ve kaosun zıtlık değil, iç içe geçmiş bir birliktelik oluşturduğu büyüleyici fikir bulunur. Kaotik sistemler bu iki uç noktanın bir karışımıdır. Ayrıca 1960'lar ve 70'lerde yapılan keşifler kaosun ne kadar kolay bir şekilde yaratılabileceğini gözler önüne serdi. Kaos teorisi evrenin sırlarını anlamaya çalışan herkes için derin bir vizyon sunar. Bu sadece karmaşayı değil, aynı zamanda düzenin kaos içindeki zarif dansını keşfetmeyi sağlar. Bu derin ve resimsel yolculuk hayatınıza yeni bir anlayış ve zihinsel ufuklar kazandıracaktır. Peki kaos teorisi nedir? Bu tür bir sistemde başlangıçtaki hafif farklılıklar ilk başta benzer davranışlara yol açabilir. Ancak bu benzerlikler çok geçmeden sürprizlerle dolu bir hale gelir ve öngörülemez bir yapıya bürünür. Kaos teorisi, hava durumu gibi başlangıç koşullarında son derece duyarlı dinamik sistemlerin davranışlarını açıklar. Bir ay veya hatta bir yıl sonrasının hava tahminlerini bilmek harika olurdu. Ancak hava durumunu tahmin etmek sadece zorlu sorunlarla değil, aynı zamanda kaotik bir evrende yaşamanın belirsizlikleriyle de yüzleşmek demektir. Tüm kaotik sistemler matematiksel denklemlerle tanımlanabilecek kadar basit olabilir. Ancak bu denklemlerdeki en küçük değişiklikler öngörülemez ve tekrarlanamaz sonuçlara neden olur. Fiziğin harika bir yönü deterministik olmasıdır. Yani bir sistemin tüm özelliklerini ve fizik yasalarını biliyorsanız, geleceği mükemmel bir şekilde tahmin edebilirsiniz. Ancak doğa hem deterministik hem de öngörülemez olabileceğini gösterdi. Bu ilk ipuçları 1800'lerde İsveç kralının üç cisim problemini çözebilecek kişiye bir ödül teklif ettiğinde kendini gösterdi. Bu ödül, kaosun ve belirsizliğin bilimsel keşifler üzerindeki etkilerini anlamamızda önemli bir dönüm noktası oldu. Henri Poincaré, matematik dünyasında bir devrim yaratarak üç cisim problemini çözmeden ödülü kazandı. Ancak Poincaré, ödülün ardından sorunun çözülememesinin nedenlerini derinlemesine açıkladı. Ona göre sistemin başlangıcındaki en ufak farklılıklar zamanla devasa değişikliklere yol açabiliyordu. İşte bu fikir kaotik bir evren anlayışının tohumlarını ekti. Ancak kaos teorisi gerçek anlamda ilgi görmeye Edward Lorenz'ın 1963'teki çığır açan gözlemleriyle başladı. 1960'ların başlarında MIT meteoroloji profesörü Edward Lorenz, silah testlerinin planlanması ve uyduların yörüngeye fırlatılması gibi karmaşık süreçlerde doğru hava tahminlerinin hayat kurtarıcı olabileceğini fark etti. Lorenz bu amaca ulaşmak için basit bir denklem seti oluşturdu ve bu denklemleri son model bir bilgisayara girdi. Fakat kaos genellikle en beklenmedik anlarda gözler önüne serilir. Lorenz'ın da başına gelen buydu. Kaos tüm planlarını altüst ederek belirsizliğin derinliklerine çekti
ve ona daha önce hiç görmediği bir bakış açısı kazandırdı. Edward Lawrence ilk veri setini bilgisayara girdiğinde ve çıkışı beklemeye koyulduğunda verilerin yeni bir tahmin oluşturmasını umuyordu. Ancak çıktığı incelediğinde makinenin tahmininin beklediği gibi olmadığını fark etti. Bilgisayar verileri 0,506127 yerine 0,506 olarak yuvarlamıştı. Ve bu küçük yuvarlama farkının büyük bir değişikliğe neden olduğunu anladı. Genellikle başlangıç koşullarındaki çok küçük değişiklikler bir sistemin çıktısında sadece hafif değişikliklere yol açar. Ancak hava durumu gibi karmaşık sistemlerde durum çok farklıdır. Küçük bir değişiklik, mesela Güney Amerika'da bir kelebeğin hafifçe kanat çırpması, hava koşullarında devasa değişikliklere yol açabilir. Bu, Atlantik'te yeni bir kasırganın oluşması gibi büyük etkiler yaratabilir. Lawrence, Poincaré'in 63 yıl önceki bulgularını farkında olmadan yeniden keşfetmişti. İşte kelebek etkisi tam olarak bu anı temsil ediyordu. Dünyanın bir köşesinde kanatlarını çırpan bir kelebeğin atmosferik koşulları nasıl etkileyebileceği ve bu küçük değişikliğin başka bir yerde bir hortum yaratabilecek kadar büyük sonuçlar doğurabileceği fikri popüler hayal gücünü derinden etkilemiştir. Bu fikir kelebek etkisi olarak bilinir ve bize şunu gösterir. Küçük değişiklikler zamanla devasa sonuçlara yol açabilir. Bu anlayışla birlikte uzun vadeli hava tahminlerinin aslında bir hayal olduğunu fark ettik. Çünkü küçük hatalar her zaman var olacaktır. Kelebek etkisi nedeniyle bu minik hatalar bile zamanla büyük tahmin hatalarına dönüşebilir. Yani hava durumu tahminleri belirsizliklerin ve kaosun etkisi altında kalmaya devam edecektir. Lawrence çekicisi kaosun derinliklerini anlamada bir dönüm noktasıdır. Edward Lawrence sadece kaosun kendisini keşfetmekle kalmadı. Aynı zamanda kaotik sistemlerin gizemli yapısının anahtarını da buldu. Çekiciler adı verilen bu matematiksel modeller, kaotik sistemlerin gizli yapısını açığa çıkaran anahtar görevi görüyordu. Bir pimpon topunu okyanusa attığınızı hayal edin. Bu topun suyun altında veya üstünde nereden başladığınızın önemi yok. Top okyanusun yüzeyine doğru, çekicisine doğru öngörülebilir bir şekilde hareket eder. Okyanusta batıp çıkarken bu çekiciye tutunur. İşte Lawrence çekicisi, kaotik sistemlerin bu şekilde gizli düzenini temsil eden bir simge oldu. Kaotik sistemlerin her an nasıl davranacağını tam olarak tahmin edemeyebiliriz. Ancak bu çekiciyi bilmek, olasılıkları daraltmamıza yardımcı olur ve sistemin nasıl tepki vereceğini tahmin etmemizi sağlar. Matematikçiler, bir sistemin olası davranışlarını geometrik olarak tanımlamak için faz uzayı kavramını kullanırlar. Ancak bu faz uzayı normal bir uzay gibi değildir. Faz uzayındaki her konum, sistemin farklı bir konfigürasyonuna karşılık gelir. İki boyutlu faz uzayında oluşturulmuş çeşitli çekiciler mevcuttur. Lawrence çekicisi tuhaf çekicilerden biri olarak tanımlanır. Bu çekiciler kendi içine bükülen ve karmaşık ayrıntılara sahip göz alıcı şekiller oluşturur. Lawrence çekicisi kaos teorisini fraktal geometriyle bağlayan bir sanat eseridir. Matematikçi Benoit Mandelbrot tarafından geliştirilen fraktal geometri bu sistemlerin davranışını anlamamıza yardımcı olur. Kaos teorisiyle sadece matematikçiler ilgilenmez. Kaos teorisi sadece matematikçilerin ilgi alanı olmanın ötesindedir. Kaotik olaylar hayatın her alanında mevcut ve bu nedenle kaos teorisi fizikçiler, biyologlar, bilgisayar bilimcileri ve ekonomistler gibi çeşitli alanlardan uzmanları bir araya getirir. Hayal edin, banyonuzdaki damlayan bir musluğu ve büyük hadron çarpıştırıcısının soğutucu olarak kullandığı aşırı soğutulmuş sıvı helyumu. İlk bakışta her ikisi de kaotik olmayan sistemler gibi görünüyor. Ancak helyumu yavaşça ısıttığınızda veya musluğu açtığınızda bu sistemlerin karakterleri değişir. Düzenden kaosa geçiş, Feigenbaum sabiti adı verilen özel bir sayı tarafından kontrol edilir ve bu geçişin ne kadar karmaşık olduğunu gösterir. Sonuç olarak damlayan musluklardan gezegenlerin dansına kadar her yerde kaos vardır. Kaos teorisi doğanın hayal ettiğimizden çok daha karmaşık ve şaşırtıcı olduğunu bize gösterir. Bu göz kamaştırıcı keşifler, evrenin karmaşık yapısını anlamamızda bize yeni perspektifler sunar. Video bitti. Hoşça kalın.